Evet sevgili arkadaşlar, şöyle güzel fıstıklı, çok güzel içinde fıstık olan zeytinyağlı bir dolma yaptık. Ondan sonra içinde her türlü şey var. Şu şekilde arkadaşlar, şu şekilde dolmalarımız harika oldu. Şöyle kaşıkla göstereyim. Bu arkadaşlar, bu dolma soğuduktan sonra enfes olur. Hemen şu şekilde arkadaşlar, harika bir dolma oldu. Canım arkadaşlarım, kanalıma gelin, bu dolmanın nasıl yapıldığını öğrenin. Kıştan koyduğumuz lahana ile yaptık arkadaşlar. Kışın koymuştuk, artan lahana dolapta duruyor. Onu ben yazın pişirdim bu şekilde. Evet arkadaşlarım, siz de öğrenmek istiyorsanız gelin abone olun. Görüşmek üzere kanalımda bu güzel dolmanın yapılışını. Beyaz dolma. Merhaba sevgili arkadaşlar. Of, nasılsınız, iyi misiniz? Şu hava sıcak Ankara'da. Evet, biz de soracak olursanız bildiğiniz gibiyiz. Arkadaşlar bugün yine bir vlog çekeyim dedim. Kıştan koyduğum lahana vardı. Şöyle küçük bir tencere, ufak bir tencere lahana sarması yapacağım arkadaşlar. Beraber sohbet eşliğinde yapalım. Hazırlıklara başlayalım. Sevgili canım arkadaşlarım, şuradan yanımıza hep beraber bir şöyle şey koyalım. Soğanlarımızı doğramaya başlayalım. Sevgili arkadaşlar, bu yaptığımız yemek yazında yenir, kışında yenir. Ama ben dolapta gördüm. Hastalarımıza şifa olsun diye lahana sarmasını yapıyorum arkadaşlar. Eğer lahana az gelirse içerisine biraz bir iki tane biber falan da atıp içi tamamlayacağım yani. Lahana az gelirse. Öncelikle hemen şöyle şeyleri, gübürleri, inşallah iyisinizdir. Evet arkadaşlarım, kanallarınıza çok gelemediğimi söylemiştim ama yavaş yavaş gelmeye başlayacağım tekrardan. Hemen şöyle soğanımızı, olmazsa olmazımız arkadaşlar, hemen onu bir doğrayalım. Bugün bir vlog atalım. Artık yavaş yavaş vloglarımıza başlayalım, değil mi arkadaşlar? Sade YouTube'dan abone toplamı da olmuyor. Bu şekilde, şu şekilde. Öncelikle arkadaşlar, soğanı bolca doğruyoruz. Sarmalarımızda biliyorsunuz soğan doğranır. Arkadaşlar, lahananın faydalarından bahsedelim. Arkadaşlar, lahana ödem attırır. İltihap giderir. Ondan sonra çok büyük kalsiyum deposudur. Kalsiyum deposudur sevgili arkadaşlar. Ondan sonra soğan da keza yine böyle ödem attırır. Bu lahana sarması biraz değişik göreceksiniz herhalde. Ben hem zeytinyağlı hem etli gibi yapıp, gibi değil, öyle yapacağım. İki türlü vitamin de gelsin diye bu şekilde yapacağım bu sefer. Şu şekilde hemen şeyimizi, soğanımızı alalım. Soğanımızı doğradıktan sonra soğanı yıkayacağım arkadaşlar. Bol soğanlı olacağı için soğanı yıkayacağım. Evet arkadaşlar, yemekleri yaparken mümkün olduğu kadar, elimden geldiği kadar yemeklerin ne işe yaradığını, hani böyle hızlı doğramaya çalışmamın nedeni arkadaşlar, gösteriş yapmak için değil, gözüm yanmasın diye. Bir an evvel doğrayıp hemen, yani ben işte soğanı iyi doğruyorum, şakır şakır ustayım falan diye değil, gözüm yanmasın diye arkadaşlar. Yani gözüm hızlı doğrayıp kurtulmak için. Evet, şöyle ufak ufak doğruyoruz. Arkadaşlar, bu soğanı kavuracağız. Yıkayacağız iyice. Ve kavuracağız. Zeytinyağlı yemekler de var. Benim şeyde, fıstıklı dolmam da var. Lahana dolması. Arkadaşlar, fıstıklı dolma tarifim de var. Bakabilirsiniz. Arkadaşlar, yazın insan ne yiyeceğini, ne yapacağını şaşırıyor. Ağır yemekler ne yazık ki gitmiyor. Hafif yemekler ama besleyici yemekler
yemek istiyoruz. Ama bugün biraz bu yemek ağır olacağız biraz. Evet, doğradık. Şu ortasını alalım. Bu iyi değil. Şimdi al arkadaşlar, bunu küçük süzeyime alıyorum şöyle. Sevgili arkadaşlarım, birazcık şey çalışıyoruz. Daha çalışıyoruz ama olsun, bir şöyle toplarız. Oo, bitirdim. Bir aldıktan sonra arkadaşlar bir güzel geziyorum. Hemen yıkadık onu. İyice yıkadık. Tahtamızı yıkayalım. Daha çeşitli. Bir yandan toplayalım etrafımızı. Bir yandan yıkayalım arkadaşlar. Şu şekilde iyice yıkadım. Buraya koydum. Şimdi bunu ne atacağız arkadaşlar? Bir parça kıyma atacağım. Kıymamızı da ince ince yapıyorum ki şöyle erimesi kolay olsun diye böyle ince ince yapıyorum. Buna bir parça kıyma atacağız arkadaşlar. Beraber bunu kavuracağım. Evet sevgili arkadaşlar, bunu da atalım. Mikrodalgaya koymadım. Çok çok ince yapmaya çalışıyorum ama şöyle. Evet, yağını da koyalım sevgili arkadaşlar. Bu şekilde yağını da koy. Yavaş yavaş kavrulmaya başlasın. Mısır özü yağı kullanıyorum arkadaşlar bu sefer. Biraz mısır özü yağı kullanalım. Bakayım, az daha, az daha koyalım. Çünkü dolmanın yağı biraz dokundurdu arkadaşlar. Evet, mısır özü yağımızı da koyduk. Bunu bu şekilde koyduk. Bu burada çalışsın bakalım. Onu ocağa koydum arkadaşlar. Evet, şimdi sıra geldi. Alalım. Ondan sonra birazcık maydanoz alalım. Sevgili arkadaşlarım, bol maydanoz alıyorum. Nane alıyorum. Dereotu koymayacağız. Dereotu var. Şeyler için. Dereot isteyen koyabilir ama ben koymayacağım bu sefer. Bunları ince ince kıyacağız. Şöyle. Şurası çok kart. Şu maydanozun kart yerlerini alıyorum. Sapını ben doğramayı severim arkadaşlar. Ziyan etmem. Sap güzel ama bu çok aşırı kalın olduğu için. Şimdi bunu maydanozumuzu güzelce bir doğrayalım bakalım. Şöyle ince ince kıyalım arkadaşlar. Bu şekilde. Biraz geri alayım. Evet. Işığı da yakabilirim hatta. Gerçi aydınlık ama evet, ışığı yakınca daha aydınlık oldu. Maydanozumla naneyi şu şekilde kıyıyoruz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar benim kanalımda sürekli börek var zannediyorlar. Arkadaşlar benim kanalım börek kanalı değil. Dikkatle bakarsanız böyle yemekler çok fazla. Her türlü yemek var. Şu şekilde. Evet, nanemizi de hemen kıyalım. Nanemizi satın alalım. Tabii kuru nane de koyacağız arkadaşlar. Bu yeterli değil. Şu şekilde nanemizi koyduk. Taze nane güzel olur. Şöyle bir inceltelim. Şu şekilde. Soğanın içine bocayım. Bakalım kışın ne yapmışız, ne koymuşuz arkadaşlar. O yavaş yavaş, onu ben altını sıkıntıyım arka. Bakalım. Arkan lahanayı güzel bir şekilde koymuş muyuz? Bir bakalım arkadaşlar. Şöyle akşamdan çıkarttım. Bakalım kışın lahana çok güzel olmuş. Bu şekilde arkadaşlar artan lahanayı güzel bir şekilde koymuşuz buraya. Bakın gördünüz mü? Kıştan koymuşuz. Sevgili arkadaşlar, lahana kış yemeği olduğu için koyup yazın tüketebilirsiniz. Yani aynı şey. Ve o bayağı da lahanamız var. Bayağı olacak dolmamız. Varmış bayağı.
Evet. Bir suya tutayım şöyle. Evet. Şöyle bir suya tutayım ve şimdi şuraya koyayım pirincimizi. Hemen pirincimizi yıkayalım. Arkadaşlar genel itibariyle ben pirinci ölçmüyorum. Göz kararı. Bir bardak. Bir bardak, bir buçuk bardak kadar koydum arkadaşlar. İki bardağa yakın, tam bir buçuktan biraz fazla. Standart bardakla koydum. Evet, pirincimizi de böylece koyduk. Lahanamız burada, pirincimiz orada. Acaba az mı gelir? Ve limon. İşte limonumuzu da yıkayalım. Şöyle. Birazcık. Şöyle limon da koyuyoruz. Tamam. İçine limon da koydum. Az bir şey eşliği olsun diye. Şimdi limonu koyduk. Şöyle koyalım limonu. Şurada birazcık fıstık var. Fıstık. Şöyle bir iki tane. İçine atacağım. Hem kıymalı hem fıstıklı gibi olacak ama. Arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. Araplar yemeklerde genellikle çok meyve kullanırlar. Şey, böyle bunlardan kullanırlar yani kuru yemiş. Türkler eskiden kullanırlardı. Bu kültür eskiden vardı Türklerde. Evet sevgili arkadaşlar. Şu şekilde. Ben de biraz koyma taraftarıyım. Badem, fıstık. Şu şekilde az bir şey koyacağım. İçinden gelsin çok nadir. Dışına sasak olmaması için lahana sarmalarının dışına bir parça, iki parça şöyle sarımsak atmak gerekiyor arkadaşlar. Bir atalım. Gidin bulayım. Orada vardır belki içeride. Evet arkadaşlar biraz tuz attım. Şöyle içimizi gösterelim. Biraz tuz attım. Salça atmıyorum arkadaşlar. Biraz karabiber atıyorum. Şu şekilde. Biraz kuru nane atıyorum arkadaşlar. Kuru nane de olsun. Ve kırmızı biber atıyorum sevgili arkadaşlar. Bakın iç bu iç çok güzel olur arkadaşlar. Şeker de atan var. Ben atmıyorum. Et var içinde. Zaten şey şeker. Az bir şey de soma katıyorum. Hafif yeşillik versin. Limon da attım. Evet arkadaşlar bunu da yaptım sonra. Şu şekilde içimi kalır. Fıstıklı, mıstıklı, kıymalı, her türlü şey var. Arkadaşlar, içimizi hazırladık. Şöyle. Bunu pişirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Az bir şey ama ben pişirmeyeceğim. Bu şekilde tamam. Bu şekilde yapacağım ben. Pişirmeyeceğim. Sevgili arkadaşlar, sarımsak mutlaka atmalıyız. Şeye. Şöyle koyayım. Arkadaşlar, bu yaptığım yemek Osmanlı yemeğidir. Osmanlı yemeklerinden. Sarımsak mutlaka birkaç diş dışına atmalıyız. Yani anlayacağınız şöyle bir şey söyleyeyim size. Sasağını alması için şeyin dolmanın sasağını lahana sasak oluyor arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın sasak oluyor. Onun için birkaç diş dışına atacağız ki lahanamız şey olsun. Sasağa gitsin. Ben de zorla buldum. Araya 3-5 parçacık küçük küçük buldum. Sarımsak bitmiş evde. Evet, burayı da böyle yaptıktan sonra sarmamızı sarmaya başlayacağız. Sevgili arkadaşlar. Evet, şöyle birkaç diş buldum. Çok az, küçük küçük yani. Hepsi toplamda 2 diş etmez. Şöyle şu şekilde buldum. Az, küçük küçük buldum. Bunları hemen yıkayayım. Yanıma alayım. Evet, şöyle etrafımızı topladık, derledik, topladık. Pirincimizi şuraya alalım. Şurada sarmamıza başlayalım. Evet. Sevgili arkadaşlar. Tahtamızı da yanımıza alalım. Kesmek için lazım olur. Evet şimdi lahanaları sarmaya başlıyoruz. Canım arkadaşlarım. Evet bu şekilde lahanaları sarmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ben saçlarımı kapatırdım. Mutfakta çok dökülüyordu uzun zamandan beri. Aslında ben açık bir bayanım. Kapalı bir bayan değilim.
Bu şekilde arkadaşlar gördünüz mü? Ben bunu mesela iki tane sarma yapacağım. Bakın şöyle. İki tane sarma yapacağım. Açık bir bayanım ben. Kapalı değilim. O yüzden Selma abla saçını açmış falan sonradan demeyin. Ben öyle böyleyim arkadaşlar. Normalde ben böyleyim. Evet, şimdi lahanalarımızı sarmaya başlıyoruz. Bu şekilde. Hemen sarayım şöyle. Arkadaşlar bu hafif böyle mayhoş yaz lahanası şeyi. Yazın böyle mayhoş. Böyle çok lezzetli olur. Sizler de yapın. Kıştan koyduysanız yazın yapın. Lahananın salamurasında yapıldığını biliyorum arkadaşlar. Salamura yapıyorlar lahanayı sarmak için. İçini biraz bol bol koyuyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle. Şöyle sarayım. Tombul tombul olacak. İnce lahana sarması değil. Şu şekilde arkadaşlarım. Lahanayı sarmamızı yapmaya başladık. Hemen şöyle hızlıca sarıyoruz. Bu lahana arkadaşlar yemeği çok nefis olur. Harika olur. Gerçekten emin olun çok güzel olur. Aslında şu altına bir sıra şöyle lahana sereyim de. Tenceremizin altına bir sıra serebiliriz değil mi arkadaşlar? Şöyle. Evet. Şöyle güzelce şu yırtıklardan saralım aslında. Tencerenin altına koyalım. Evet sevgili arkadaşlar, size içini hazırladım. Özenle hazırladım. Gerçekten çok beğeneceğiniz, beğenerek yapabileceğiniz bir yemek. Yaz yemeği soğuk soğuk zeytinyağlı bir şekilde yapıp etsiz, siz et koymayabilirsiniz. Ben hastalarım var diye et koydum. Ete gerek yok yani bu zeytinyağlı bir yemek. Ete gerek yok. Siz hastalarım var diye koydum. Siz isterseniz bunu bu şekilde yapıp yiyebilirsiniz. Şunu da bir 10 dakika pirinci şöyle bir 10 dakika pişiriyoruz. 10 dakika değil yani 5-6 dakika bir pişiriyorsunuz. Ben çiğden yapıyorum. Sizler de yapıp bu şekilde yiyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben sarmalarıma devam edeceğim. Sardıktan sonra görüşürüz canım arkadaşlarım. Saralım bakalım. Arkadaşlar benim bu sardığım sonra bir önemli teferruatı dolmadan unutmuşum söylemeyi. Ben bu dolmalarımı muska şeklinde sarıyorum. Tokat usulü. Arkadaşlar bu yemek çok güzel olur. Şöyle muska şeklinde tokatlar yapar. Harika olur. Tokat usulü sarıyorum sevgili arkadaşlar. Bu teferruatı atlamışım. Şu şekilde üçgen şeklinde sarıyorum. Evet arkadaşlar, zeytinyağlı dolmalar genel itibariyle bu şekilde sarılması da makbuldür. Şimdi şunu mesela şöyle alıyoruz. Şöyle kesiyoruz uzun uzun. Ve buraya başına koyuyoruz şöyle. Arkadaşlar şu şekilde. Şöyle üçgen. Şu şekilde bakın şöyle üçgen sarıyoruz sevgili arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu şekilde. Evet, bu teferruatta söylemiş bulmaktayım. Evet sevgili arkadaşlar, tekrardan dolmamızı yaptık. Şöyle sardık. Ocağa koyduk. Şu şekilde arkadaşlar, ocağa koydum dolmayı. Şöyle. Sevgili arkadaşlar, üzerine de yağ gezdirdim. İsteyen biraz tarçın da sepebilir. Ben tarçın koymayacağım bu sefer. Arkadaşlar. Lezzet vermesi için dolma taşımızı da üzerine koyuyoruz. Şöyle şu şekilde sardık arkadaşlar. Uzun üçgen. Altlarda üçgen var. Üstte uzun. Lahanamız fazlaymış. İç anca geldi. Şimdi bu şişecek arkadaşlar, yarım tencere dolma olacak. Allah onun bereketini verecek. Çünkü haşlamadan yaptık. Evet şimdi güzelce arkadaşlar şöyle suyumuzu ilave ediyoruz. Şöyle at. Şu şekilde. Şöyle. Şöyle suyumuzu ilave ediyoruz. Bunda yağ var. O yüzden
içine gitti. Evet. Suyumuzu ilave ettik arkadaşlar. Dolma taşımızı da güzelce bir suya tutalım yine. Her zamanki gibi. Evet arkadaşlar, dolma suya tutuyorum. Tuttum. Az bir şey dışına da bir tuz atayım. Tuz kaşığım nerede benim? Allah Allah. Evet, buradaymış. Az bir şey de bunun içerisine, şu üzerine biraz tuz atalım arkadaşlar. Şöyle. La ilahe illallah. Sen büyüksün, yerin göğün sahibi. Çaresizlerin Allah'ı. Bizlere bir çare. Bunu da üzerine koyduk. Ocağımızın altını biraz kısa alıyoruz. Az bir şey daha su koyayım. Arkadaşlar şöyle. Biraz daha su koyalım. Bir daha ilavesi olmasın. Tamam, yeter. Abartma suyu. Taş bunu sağlam tutuyor. O yüzden yoksa su yüzüne gelecek kadar konuk bırakılır. Normal pişerse, taşsız olursa. Taş suyu tuttuğu için, şey, dolmayı tuttuğu için bu şekilde koyuyoruz. Üstüne biraz getirebiliriz. Evet. Ya Rabbi alemi, sen büyüksün. Arkadaşlar şu şekilde güzelce kapağını kapattık arkadaşlar. Şöyle yaptık. Kapağını kapattık. Bu yemeğimizde salça yoktur sevgili arkadaşlar. Salça yok. Bu yemeğimiz bu şekilde pişince görüşürüz sevgili arkadaşlar. Yemeğimiz pişsin. Görüşelim. Evet sevgili arkadaşlar. Muhteşem bir dolma oldu. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle soğuttuktan sonra lokum gibi yiyebileceğiniz bu lahana dolması. Kıştan koyun, yaza pişirin. Fıstıklı, limonlu, mayhoş. Şöyle getireyim. Şöyle çok güzel bir dolma oldu arkadaşlar. Evet, sizler de yapın. Sizler de yiyin. Harika oldu. Yağı, suyu, tuzu, fındığı, fıstığı, her şey çok güzel oldu arkadaşlar. Şu şekilde dolmamıza yaptık, bitirdik. Sevgili arkadaşlar, yazın lahana dolması yapmak istiyorsanız kıştan güzel ince yapraklıları alın. Bu şekilde arkadaşlar bir tane de çıkaralım size. Arkadaşlar dolmadan şöyle limonlu mayhoş arkadaşlar şu şekilde dolmamızı çıkarttık. Şu şekilde tane tane oldu. Evet arkadaşlarım, çok güzel lokum gibi de pişti. Bu dolmayı siz de yapın arkadaşlar. Harika bir yaz yemeği. Hep yaprak sarması da yapabilirsiniz bu içle. Arkadaşlar bu içi birebir deneyin. Dediklerime harfiyen uyun. Arkadaşlar dediklerime harfiyen uyun. Harika. Çok memnun kalacaksınız. Sevgili arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, yeni vloglarda buluşmak üzere. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım devletimizi, milletimizi, insanlarımızı koru. Ya Rabbil Alemin. Polisimizi, askerimizi koru. Kurdu kuşu, çoluğu çocuğu, dertlere deva ver. Hastalara şifa ver. Allah'ım sen büyüksün. Yerin göğün sahibisin. Ya Rabbi dileklerimizi kabul eyle. Müşkülatlarımızı gider. Ya Rabbi milletimizin birliğini, dirliğini sen koru. Sen bizi esirge ya Rabbi. Sen büyüksün, yerin göğün sahibi. Allah'ım diyerek burada bu videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.